Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde Süper Online'ın dağıtmış olduğu bir Huawei modem var. Daha önce de bunun kurulumla ilgili bilgiler vermiştim. Kablosal ve şifre değiştirmeyi yapmıştık hep birlikte. Şimdi bu modemin diğer özelliklerine bakacağız. Ebeveyn kontrolü nasıl yapılıyor ya da port yönlendirme nasıl yapılıyor? Onlara ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım. Modemimizin tüm özellikler yani bu ışıkların ne anlama geldiğini bir önceki videoda anlatmamıştım. Şimdi modemin üstünde 4, 6, 8, 10, 11 tane ışığımız var. Bu power ışığımız. Elektrik yapıp gelmediğini temsil ediyor. DSL ışığı sabit yanması gerekiyor. Şu an DSL kablosu takılı olmadığı için yanmıyor ya da yanıp sönmüyor. DSL ışığı sabit yandıktan sonra modem içindeki bilgiler doğruysa internet ışığımız da yanıyor. Bu internet aktif bir şekilde kullanıldığında yanıp söner. Bu normal bir davranış. VPS tuşu yandan etkinleştiriliyordu. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4'te arkadaki çıkışlarımız şu an benim bilgisayarımdan 2'ye bağlıymış. Diğerleri pasif durumda. USB bağlı değil. VoIP herhangi bir telefon bağlı değil. O yüzden yanmıyor onlar. Şimdi öncelikle modem içine giriş yapalım tekrar. Giriş yapmak istemiş olduğumuz modemin IP adresi 192.168.2.1. Şifresi Süper Online'dı. Süper bir saniye. Süper Online ya. Değiştirmek istemiyorum ben kablosal modemin giriş şifresini Süper Online olarak kalsın. Şimdi modemin arayüzü bu şekilde geldi karşımıza. Burada modeme bağlı olan cihazları gösteriyor. Ethernet kablosuyla bir tane cihaz bağlı. Şu an herhangi bir kablosuz cihaz bağlı değil. Bunlar da bizim özet durumumuz. Yani şu an çevrim dışı falan gösteriyor. MAC adreslerini gösteriyor. Yazılım sürümünü gösteriyor. Ben bu modemin yazılım sürümünü internetten bulamadım. Ama bunu yapmak için bakım kısmından bakalım nereden yapıyoruz. Sistem aygıt yönetim olması lazım. Bakım kısmından aygıt yönetimine, aygıt yönetiminden de ürün yazılım güncellemesine tıklayacaksınız. Buradan dosya seçtiğinizde bilgisayara indirmiş olduğunuz dosyayı bulup eklemeniz gerekiyor buraya. Ama bu bir ISS tarafından yani internet servis sağlayıcısı tarafından verildiği için Huawei'nin sitesinde bununla ilgili bir yazılım yok. Yazılım olmadığı için de yükleyemedik. Bunu servis sağlayıcınızla görüşüp isteyebilirsiniz. Onlar da vardır büyük ihtimalle. Bakım kısmından, aygıt yönetimi kısmından, ürün yazılımı güncelleştirme sekmesi altından yazılımı güncelleştirebilirsiniz. Biz ana ekrana tekrar geri gelelim. Şimdi bakalım hangi özellikler varmış. Şurada ebeveyn kontrolümüz var. Şimdi ebeveyn kontrolü nedir? Diyelim ki çocuklarınızın belli sitelere girmesini istemiyorsunuz. Bazı modemlerde zamanlama da yapabiliyorsunuz. Mesela nasıl zamanlama yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki haftanın her günü saat 8 ile akşam 5 arasında internete çıkış yapabilsin. Onun dışında internete çıkış yapamamışsın diyorsunuz. Ya da belli URL'lerden filtre ekleyebiliyorsunuz. Yani URL dedim internet servis sağlayıcıları demeyelim de ona nasıl diyelim. İnternet sayfalarına girmesini istemiyorsunuz. Nedir mesela TikTok'a girmesini istemiyorsunuz. Bunun linkini buradan kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda o sayfaya geçiş yapamıyor. Şimdi öncelikle kural diyelim çocuğum diyelim. Ya da oğlum diyelim. İnternet erişimi izin ver. Burada demiş ki her gün izin ver demiş. Biz bunu değiştireceğiz. Ne yapalım? Her gün olsun. Sabah başlangıcı 8 olsun. Bunu da şey yapalım. Ne yapalım? 12 çift 0 yapalım. Şimdi biz izin ver yani bu şekilde ayarladığımız takdirde bu oğlum diyelim benim oğlum yok tabi bekarız hala ama haftanın her günü bu arkadaş sabah 8 ile 12 arasında internete giriş yapabilecek. Onun dışında internete giriş yapamayacak. Mesela nasıl diyelim kim olsun şu olsun bu cihazı bizim oğlumuzun telefonu sayalım. Buradan cihaz da ekleyebilirsiniz siz. Siz kendiniz bilirsiniz.
Şimdi ben bunu bu şekilde kaydettiğim takdirde bu arkadaş haftanın her günü sabah 8 ile 12 arasında internet giriş yapabilecek. Bunun dışında internet giriş yapamayacak. Bunu kaydet diyelim. Bakın, oğlum buraya geldi. Diyelim ki kızınız var. Kızınızı ekleyeceksiniz. Bu arkadaşa da aynısını yapalım. Bu arkadaş da 12 arasında girsin. Kızınızınki de bu olsun. Ve kaydet diyelim. Şimdi oğlunuz ve kızınız düzene diyelim. Sabah 8 ile öğlen 12 arasında internete girebilecek. Bunun dışında internete giremeyecek. Burada bu nedir dediğinde burada da açıklaması net bir şekilde belli. Cihaz ekli diyelim. Bir tane daha ekleyelim. İptal diyelim. Yeni zaman kuralı ekleyelim. Masaüstü bilgisayar diyelim. Yine bunu da 12 yapayım. Tabi bu saat aralığı size kalmış. Cihaz ekle dediğimde şu an bakın direkt benim cihazım zaten çıkarttı. Şu an bağlı. Bunu seçtiğiniz takdirde neymiş? Bakın burada yeni dediğinizde MAC adresini falan kendiniz ekleyebiliyorsunuz zaten. Ama benim cihazım zaten bağlı. 1.108 ile bağlanmışım. Deskop C5 BHV. Buradaki isim vardır. Bakın şu. Benim cihazım da bu. Yani modeme bağlanacak ama internete çıkış almayacak. Bazı modemlerde ise bu saat aralığı kare kare şeklinde. Buraları kare kare seçiyorsunuz. O saat dilimlerinde giriş yapamıyor. Onun dışında giriş yapabiliyor. Gelelim internet sayfası eklemeye. Şunu iptal diyelim. Eklenecek URL mesela ne diyelim? YouTube diyelim. Şu an internetim olmadığı için giremeyeceğim. Cihazların manuel olarak belirleyin diye. Bunu seçelim ki cihazları kendimiz seçelim. Bu cihazlar bu siteye giriş yapamayacak da. Bunu kaydettiğiniz takdirde. Hata verdi. Bunu aktif bir cihaz seçelim. Şunu şöyle yapalım. Deskop seçsin bakalım. Şu an bağlı olmadıkları için o cihazlar kaydetmedi ama benim cihazımda şu an bunu internet ayarı yaparsam YouTube'a giriş yapamam. Biz bunları silelim tekrar. Yani bu ebeveyn kontrolü eğer çocuklarınız ya da arkadaşlarınız internette fazla vakit geçiriyorsa onların kısıtlamasını bu şekilde yapabilirsiniz. QoS ayarı var. QoS ayarı daha mantıklı. QoS ayarı da diyelim ki sizin internetinizi çok kişi kullanıyor ama siz verim alamıyorsunuz. Bunun sebebi de bu modeme 10 kişi bağlandığında gelen hız 10'a bölünüyor. 10 megabitlik bir internetiniz varsa kişi başı 1 megabit düşüyor. Bunu da onu bulmaya çalışacağım şu anda. Uygulama vitesine bakalım. Bu neymiş? Sambası kurbağası geç. Port yönlendirmeye gelelim. Port yönlendirmede de bazı oyunlar var. Port yönünüzü açmanızı istiyor sizden. Bir ara torrentlerde vardı. O portu açmadığınız takdirde veriyi gönderemiyordunuz karşıya. Portu açtığınızda modeminizde açık bir kapı oluyor. Yani siz modeminizde açık kapı olması demek karşı taraftaki server sizin cihazınızdan istediği gibi veriyi alabiliyor. Burada bir bakalım nere varmış. Bu portu da oynayacağınız oyunun sayfasından ayarlamanız gerekiyor. FTP Serpil mi desek? Ayarları kendi otomatik getirdi.
Daha öncesinde burası daha basitti. Oyun isimleri vardı. Knight vardı mesela. Knight ona dediğiniz ayarlar kendi otomatik getiriyordu. Sadece siz ekli diyordunuz. TCP UDP yapıyordunuz buraya. Kaydettiğinizde portunuz açılmış oluyordu. Bunun dışında başka nelerimiz var? Gelelim internet, paylaş, telefon. USB kısmını buradan yapıyorsunuz, paylaş kısmından. Önünüze bir USB depolama cihazı bağlayabilirsiniz. Böylece alanınızdaki birden fazla bilgisayar ve cihazın içindeki verileri ulaşabilir. USB içindeki verileri erişmek için bir hesabını kullanabilirsiniz demiş. Bu nedir demiş. Ama paylaşımı uygulamak için uygun bir paylaşım serverisi açın demiş. Samba etkinleştir. Paylaşılan Samba servisi etkinleştikten sonra paylaşımınızın erişebilir. USB depolama cihazındaki verileri de erişebilirsiniz. Sizin erişmek için uygun bir paylaşım. Aynı zamanda önünüzden IP adresi. Bunların bazı etkinleştir. Zaten burada nasıl yapacağınızı açık bir şekilde anlatmış. Şu an bir cihaz bağlamadığım için bunları yapamayacağız. Bridge mod vardı, onu bulmaya çalışıyorum. Port yönlendirmeyi anlattık. İnternet servisleri bir işimiz yok. İnternet ayarlarını yaptık. Bunun dışında da dediğim gibi farklı bir ayarı mevcut değil. Ama ebeveyn kontrolü birçok kişiye büyük bir zorluktan kurtaracaktır. Çünkü şu anda pandemiden dolayı çocuklarınız ya da kendiniz evde fazlasıyla internet kullanıyorsunuz. Yeri geliyor çocuklarınıza baş edemiyorsunuz. İsterseniz evdeki küçük kullanıcıların zaman kurallarını buradan destekleyebilirsiniz. İstediğiniz saatlerde internete çıkış yapabilir, istemediğiniz saatlerde internete çıkış yapamaz. Port yönlendirme kısmını buradan yapıyorsunuz. Bağlantı noktasını siz kendiniz ekliyorsunuz. Bunun dışında farklı bir ayarı yok. Bu ebeveyn kontrolü bulunmaz bir nimet. Bunu güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. İnternette gereksiz vakit geçirmenizi de engelleyebilirsiniz çocuklarınızın ya da misafirlerinizin. Bu modemle ilgili port yönlendirme ve beyin kontrolünü anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanala abone olarak ve bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz yeni videolardan. Yorumlar kısmına takılmış olduğunuz noktaları yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.